Hüseyin Irgat Bey abimiz, hocamız bize yani Ritler'in ismini verdi. Ritler ismini verdi. O işinde devam ettik. Selçuk abim, Cemal abimin yerini aldı. Yine aynı etkinlikler, balolar, efendime söyleyeyim, nişanlar, düğünler. Grupta bu meyanda yavaş yavaş isim yapmaya başladıydı. Yani nasıl olur da BAF'ta böyle bir grup kuruldu? Çünkü BAF Kıbrıs'ın en uçra yeri. Tamam, Lefkoşa merkezli, Larnaka yakın, Leymos'un İngilizlerle beraber İngiliz kamplarında olabilir de BAF nasıl olur? Bir yavaş yavaş isimlerini duyurmaya başladılar. Bu sefer Savaş Mert baterist, Cemil İsmail, bunlar burs kazandı, Türkiye'ye gitmeleri gerekirdi. Cemil İsmail'in yerine ufak kardeşi Amel İsmail bas gitara geçti. Savaş Mert'in yerine de kıdemli yargıç Talat Osman Refiker yerini aldı bateride. Bizi hala da grupta yer yok. Ama tabii heyecan devamlı da artar. O zamanlar yeni yeni duyarız. Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayramlar, Fikret Kızıloklar, Anadolu müziği, rock müziği falan. Devamlı böyle takip içerisindeyim ben de bu müzikleri. Beatles'lar, Rolling Stones'lar, Animals'lar devamlı yani hep dinliyoruz. 1969'da Ülkürdün'de bir düğünde yine bizim grup Ritler çalacaktı. Selçuk abim şeye geç kaldı diye, düğüne geç kaldı diye bir arkadaşının bisikletini aldı ve Mutallu'dan Ülkürdün'e doğru bisiklete iner. Yani acele gelsin diye yürüyerek de geliyor ama aman düğüne geç kaldı diye. Aldığı bisikletin istopları tutmazdı. Ve enişe inerken farkına varınca istoplar tutmaz. Tamam. Bisikleti yavaşlatsın diye elini gitti şeye koysun. Duvara koysun. Yani yavaşlatsın bisikleti. Orada bir camlı bir dükkan vardı. O dükkanın içine eliyle girdi. Ölçüm olmasın dirsekten ağır bir yara aldı. Kanlar fışkırdı sağda solda. Herkes dışarı çıktı bağırmaya çağırmaya. Ben de o gün denize gittim. Ama içime bir ağırlık girdi yani. Kaçmam lazım. Yani içime sana şey oldu. Altıncı hislerdi. Denizde bir şey var yani olmaz. Ben arkadaşlar ben şimdiden de denize kaçacağım. Ya dayanamam, duramam. Yani canım ne yüzmeyi çeker, ne orada durmak ister, ne sohbet etmek isterim. Ya ben bunu açıyorum ya. Yine eşya aldım, giyindim. Yarı yolda kasaphaneye kadar geldim. Kral mezarlarına yüzledik. Kasaphaneye kadar geldim. Orada beni tanıyan birisi çıktı. Kardeşim diyor bak gaza geçirdi de bunu aldı. Diyor ya sen de işin edemiyor sen de. Olur mu öyle şey? Vallahi diyor. Demir olmaz. Vallahi diyor. Gördüm bir 5-10 adım daha. Başkası çıktı. O da aynı şeyi söyledi. Dedim tamam. Bu sefer koşmaya başladım. Yani dedim olamaz. İki kişi aynı hikayeyi anladı. Olamaz. Eve koştum. Evin içi ana baba günü. Bir kalabalık, bir şey onun içerisinde telaş falan. Annem baygın yatakta yatır. Babam diğer taraftan gözyaşları içerisinde. Dedim ne oldu ya? Ne var falan. İşte anlattı. Kardeşim dediler. İşte buldum mesele. Ve o gün de pazar günü yani. Bizim hastaneye dedim, malum yani öyle bir doktor yok. Aniden şeye kaldı da kendisi, Rum hastanesine. Ve o gün yani benim abim ucuz kurtuldu. Çünkü kaybedebilirdi kendisini. Çünkü bütün şey orası, yani feci kes, damarlar kesildi ve içerisi can doldu. Yani, bereket versin, çok iyi bir Rum doktor vardı ve o gün de izinli ve tramaçla kendisine şeyden. Acilden. Böyle bir hastamız var. Türk. Acil ameliyat ister. Ve adam yemeğini bıraktı ve geldi. Yemek verirdi orada. Adam misafirleri vardı. Ve yemeğini bıraktı. Hemen geliyordu. Ve çıktı adam geldi. Ve uzun bir ameliyattan sonra. Öyle bir 6-7 saatlik bir ameliyattan sonra. Tamam mı? Abimin kolunu kurtardılar. O olay orada kaldı yani. Ve epey bir hafta 10 gün mü bir komada kaldı yani abim. Yoğun bakımda. Komada demeyeyim, yoğun bakımda kaldı.
kan kaybından dolayı söyledi. İşte o macera da öyle geçti. Fakat o düğün o gün oldu ama müziksiz oldu. Çünkü bütün yani bütün Baf halkı kurum hastanesi koştu, kan versinler, bilmem yardımcı olsunlar, hal hatır sorsunlar. O gün yani bu şey yapıldı, düğün yapıldı ama müziksiz yapıldı. Tabii artık Selçuk Ağabey'in de müzik kariyeri bu vesileyle de son buldu. Çünkü sağ eliyi, sol eline darbe aldı, korkları atamaz, vazgeçildi. Bu sefer yerine yeni bir ritim gitarcı bulmak lazımdı. Onun yerine, şimdi İzmir'de yaşıyor, Kazım Cafer diye Limbalı bir arkadaş geldi. Onu gruba dahil ettiler. O dahil olurken şeyde vazgeçti grup bateride. Talat Osman ve Fikir. En nihayet sıra bana geldi. Kaçıncı jenerasyon olur? Dördüncü jenerasyon herhalde. Sıra bana geldi. Bu sefer Savaş Bermanoğlu, ork, solist, Amir İsmail bas gitar, Kazım Cafer ritim gitar ve bendeniz Kaya Tahsin baterist. Bu çalışmalar içerisinde yeni heyecan bende, merak tabii daha ben genç 16 yaşında yani. Bulak Yakın müziklere devamını takip ediyoruz. Konserlere giderek, gelen konserlere giderim. Güryeller'in konseri vardı, onların konserine giderim. Yani hiç unutmam yani ben Güryeller'in konserine Beatles Anas Bahri ya da kızlar, ben de aynısını yaptım yani şeye. Güryeller'in konserinde. Ve tabii bu gençlik çağları bunlar. Neyse. Bu durumda solistik Savaş Bebeoğlu'na hem solistik arası hem de ork çalısı biraz fazla geldi. Ve çünkü o dönem Cem Karaca artık büyük bir patlak verdiydi. Kıbrıs'ta 1969-70 yıllarında. Savaş Bebeoğlu'nun da sesi Cem Karaca'nın parçalarına elverişli değildi. Okulda Arif Demiray diye bir arkadaşımız vardı. Onu dinledi. Ben yani hatırlamam yani kim keşfetti kendisini. Ben mi yoksa başkası mı? Dedim ya bu çocuğu bir deneyelim. Sesi tok sesli böyle, gür sesli. Dedim ama esasında Arif Demiray türkücüydü yani. Türkü söyledi. Dedik deneyelim kendisini. Alalım Arif'i deneyelim. Denedik. Uydu bize. Çünkü Cem Karaca'dan denettik kendisini. Bu bize sesi. Zaten 1970 yılındaydı. Aldım bu Arif bize bu geldi. 69-70 yani. İyi hatırladım. O dönemde dedik. Çünkü 69'da ben girdim. 69 ortalarına 70'e doğru Arif geldi. Yani bir anda çok büyük bir şey yaptık. Sükse yaptık yani. Arif'in bize katılması. Çünkü yani gözlerini kapat. Arif söylesin insan. Cem Karaca'ydı. Şey olarak, sesi olarak. Bu sefer Lefke'den, efendime söyleyeyim, yani başladık Baf'ın dışına taşmaya. Lefke'den, efendime söyleyeyim, davetler, efendime söyleyeyim, Piskopu'dan, Leymosun'dan, yani karelerle ortaklaşa düğün yapardık. Leymosun grubu karelerde. Bir anda aldık gidiyoruz. 71'e kadar grubun başında, yani bateri olarak ben devam ettim ben bu olayı 71'e kadar. Ha ondan evvel iki şeyimiz oldu. İki yarışma. Biri 1970 İskele Festivali.